Virüs sinir kökünde saklanıyor, gizleniyor. Yakmakla, dondurmakla veya herhangi bir ilaçla tedavisi o şekilde olmaz. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğiniz zaman sinir kökünde saklanan virüs orada yok ediliyor. Mesela Çin'de bir Türk mühendisi buna rahatsızlığından yakalanmış, 6 ay perişan olmuş. Hiçbir doktor orada Çin'de tedavi edememişler. Ben buradan ona Çin'e gönderdim birkaç defa. Hamdolsun adamcağız 3-4 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Hepatit C ise bu da yine virüslere sebep olmuş bir enfeksiyon. Hepatit C'nin çok ağır bir rahatsızlığı. Dünyada tedavisi yok. Birçok ilaç var ama bu ilaçlar tedavi etmiyor. Sadece baskı altına alıyor. Virüslere sebep olmuş olduğu çok önemli rahatsızlıklardan biri de EBV virüsü, yani Epstein-Barr virüsü dediğimiz bu virüs kronik yorgunluk sendromuna sebep olur. Bu virüsle yakalanan kişi yavaş yavaş bağışıklık sistemi çöker. Bu virüsün diğer virüslerden farkı şu. Normal olarak vücuda herhangi bir bakteri, virüs veya mantar girdiği zaman bağışıklık sistemi ona karşı antikor üretir ve bağışıklık sistemi ona karşı direnç kazanır. Fakat bu virüs vücuda girdiği zaman kişi kendini gripmiş gibi hissediyor ve virüs eğer ki yok edilmezse zamanında bağışıklık sistemini antikor göndermesini engelleyen bir protein gönderir. Böylece bağışıklık sistemi neye, niçin mücadele ettiğini bilmiyor. Gözü bağlı boksör gibi sürekli mücadele ettiğin için bağışıklık sistemi kişi halsiz, dermansız, yorgun kalıyor zamanla. Almanya'da böyle bir genç yakalanmış Epstein-Barr virüsüne. Hastanede üzerinde 6 ay antibiyotik vesaire vesaire kullanmışsa tedavi edememişti. Sonra demişler ki biz sana bir şey yapamayız. Eve göndermişti. Ben ara dedi ki abi doktorlar beni ölüme terk etti. Allah Allah. Evet. Problem değil. Mononükleozis hastalığı da denir. Öpücük hastalığı da denir. Ben dedim tedavi ederiz. 3 ay içerisinde ayağa kalktı. 4 ay, 6 ay sonra tekrar işe başlayınca profesörler demiş ki hastanede radyolojide çalışıyordu. Yani röntgen çıkıyor. Biz senin ölecek diye haberi veriyoruz. Sen işe döndün. Bu ne biçim iş? Efendim ben iksir tonik ve özel bir çay kullandım. Gökçek enfeksiyon çayı, iksir tonik. O zaman ya kullandım, bu sayede kurtuldum. Kim bu adam demişler Almanya'da. Benden bahsetmiş, gittik konuştuk. Ya işte burada da bu ürünleri üretelim vesaire vesaire şunu yapalım. Dedim ki onlar sonraki iş ama görüyorsunuz elimizde rapor var, belge var. Hürmetler, saygılar.